Mimarlar Odası ile birlikte belediye yönetimini uyarma ve kararın gözden geçirilmesi için düzenlenen protestonun paydaşı olan Ordu Çevre Derneği kamuoyu yoklaması yapılmasını istedi. Dernek adına konuşan Rüştü Baş, kent konseyi kararını hatırlatarak halka sorulmadan alınan kararın demokratik anlayışla bağdaşmadığını söyleyerek bu anlayış Ordu'ya yakışmıyor dedi. Mimarlar Odası'nın bu açıklamasına tümden katılıyoruz. Başından beri aynı yolda düşüncelerimizi açıkladık. Kent konseyi toplantısında katıldığımız zaman da çıkan sonucu derneğimiz başından sonuna kadar takip etti. Ve şu anda uygulamaya başlanan karar yanlıştır, doğru değildir. Bu orduya yakışmıyor, bir haksızlıktır. Ben yaptım olduğu anlayışının yanlış olduğunu, demokrasilerde, katılımcı demokrasilerde, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinde daima halkın talepleri ve istekleri doğrultusunda kararlar verir. Burası benim çocukluğumda Maunaların durduğu hazineye ait bir kumsaldı. Burada soyunur denize buradan girerdi. İki iskele arasıydı. Bu gördüğünüz alan tamamen boştu. Sahil yolu geçtikten sonra 60 ihtilalinde yani darbe sonucunda bu alan buradaki mülk sahiplerinin müsaadesiyle kamuya ait bir alan haline geldi. Yani hazineye devredildi. Kent içindeki alanların hazineye devredilse de belediyeye kullanma şu anda yeniden buraya bina yapmak yanlıştır, ayıptır, günahtır arkadaşlar. Bunu kamuoyunun duyarlılığına bırakıyorum. Bundan sonra da yine yapılacak birçok şey var. Geciktirebiliriz, seçimlerden sonraya bıraktırabiliriz. Bu konuda meslektaşlarımın, çevrecilerin, herkesin bu konuda desteğini alarak yeniden hatta bir kamuoyu yoklamasına giderek orduların ne düşündüğü öğrenilebilir. Burası için telepist mi yapılacak yoksa oylaması mı yapılacak? Böyle de bir karar alınabilir. Böyle bir demokratik oluşumdan sonra halkımız %50'nin üzerinde buraya bir bina yapılmasını talep ediyorsa, istiyorsa yapılır, istemiyorsa yapılmaz. Hepinize bütün tüm ordu